Herkese merhaba. Bu oturumumuzda size tohumdan bahsedeceğiz. Aslında tohumlar bu genetik miras içerisinde insanların en fazla birbirlerine aktardıkları, nesilden nesilde aktardıkları en önemli varlıklardan bir tanesi. Tabii tohum artı tohumla birlikte oluşturulmuş yerel bilgiler, yöresel bilgiler, tohumların çeşitli kullanım şekilleri en değerli tarımsal miraslar içerisinde kabul ediliyor. Ve ayrıca insanlar tohumlara bazen de bir takım kutsal değerler yüklemişler. Biraz da bu şundan geliyor. İnsanların öldükten sonra ikinci bir hayatı olacağı ve bu hayatında da tekrar bu tohumlara ihtiyacı olacağını düşündükleri için insanlar mezarlarına götürüyor bunu. Hatta tanrısal olarak kendilerini niteleyen Mısır firavunlarının avuçlarında bile mumyalanmış bir şekilde bir takım tohumlar bulunuyor. Bizim için olduğu kadar tüm dünyada en ilkel topluluklardan en gelişmiş topluluklara kadar çok önemli bir tarımsal miras. Şimdi Türkiye'de bir alışkanlık vardı. Günümüzde ne yazık ki bu alışkanlıklar kaybediliyor. Genç kızlar evlenirken anneleri bir takım hediyelerle birlikte onların götürdükleri eşyalar arasına onların büyüklerinden kalan, annelerinden, babalarından kalan birer avuç tohumları da koyarlardı yanlarına ve o genç kızlar annelerinin, büyük annelerinin, daha büyük annelerinin geleneklerini bu tohumlarla devam ettirirlerdi. Benim adım Aktekin Karagöz. Ben Aksaray Üniversitesi'nde görevliyim. Şimdi bu tohumlar özellikle bizim bulunduğumuz coğrafya birçok kültürde o kadar değerli ki tabii sadece dini ya da kültürel öge olmaktan ziyade insan beslenmesinde kullanılan en önemli değerler. Ve şurada görmüş olduğunuz resim Karaman ilinin Taşkale ilçesinde. Kayadan oyulmuş her biri 20-30 ton kağıt depolar yapmış insanlar. Ve şu anda bile hala bu depolar aktif vaziyette. Buralar böceklerin istilasına uğramayan, çok iyi havalanan ve tohumları uzun süre muhafaza edilebildiği önemli miraslarımızdan bir tanesi. Ülkenin çeşitli yerlerinde yapılmış olan kazılara baktığımızda da İşte bu Aşıklıöyük benim bulunduğum ilde Aksaray'a 20 kilometre mesafede birçok kazılarda en önemli bize geçmişe ışık tutacak olan deliller olan tohumları buluyorsunuz. Ben daha önce Yunanistan'da mesela Girit Adası'na defalarca gittim. Girit'te de Heraklion şehrinin müzesini gezerken şunları görmüştüm. Orada incir yanında zeytin kalıntıları görmüştük. Bizim ülkemizde de Türkiye'de de yapılan birçok kazıda zeytin kalıntılarına ait çok şeyler bulmuşuz. Hem zeytin işleme tesisleri hem zeytin çekirdeklerini bulabilirsiniz. Dolayısıyla geçmişten bu yana çok değer verilmiştir tohum işine. Bu da Aksaray'ın çok yakınlarında, benim yaşadığım ilin çok yakınlarında katıldığım bir kazıda çıkan karbonize olmuş buğday tohumları ki bunlardan çok fazla miktarda çıkıyor Türkiye'nin her yerindeki kazılarda. Peki tohum nedir? Efendim dışı bir koruyucu muhafazayla kaplı embriyonik bir canlı ve o muhafaza içerisinde embriyo ile birlikte bir miktarda yedek besin maddesi bulunuyor. Bitkinin çimlendikten sonra bir süre kendisini götürebilmesi için. Aslında tohumu anne rahminde, ana rahmindeki bir çocuğa benzetebiliriz. Tamamen tıpatıp aynısı gibi. Bu benim çizdiğim bir resim. Efendim burada ana rahminde çocuk İşte kafası, kolları, ayakları neredeyse tam teşekkül etmiş durumda. Bu da bezelye tohumu içerisinde bir embriyo görüyorsunuz. Embriyonun yaprakları var, gövdesi var, kökleri var ve
Tabii aralarındaki tek fark ana rahmindeki çocuğun belirli bir büyüklüğe geldiği zaman oradan çıkması gerekiyor. Ancak tohumları biz uzun süre canlı tutabiliyoruz, bazı tohumları ki analarımızın, büyük annelerimizin işte sandıklarından çıkan tohumlar buna örnek. Onlar kim bilir kaç yıldır orada da duruyor. Tabii her ektiğimiz tohum da çimlenip çıkmıyor. Tohum tiplerine ait birçok resimden bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi kimileri kanat takmış, kimilerinin paraşütü var, bazılarının sivri uçları var. Bir grup tohum bir araya gelerek sivri uçlu bir yapı içerisinde birleşmiş. İşte burada en zavallı durumda olan bu Pinaceae familyasına ait tohumlar. Bunların dışlarında bir koruyucu muhafazası yok. Onlar toprağa düştüğü zaman çok uzun süre canlılıklarını koruyamıyorlar. Çünkü onları koruyan bir şey yok. Böcekler, iklim koşulları, toprak, hastalıklar, zararlar çok hızlı bir şekilde bunları etkiliyor. Ve işte buradaki farklı tohum tipleri içerisinde gene canlılık açısından sıkıntılı olan, canlılığını uzun süre devam ettirme açısından bu meşel palamutları gibi tohumlar çok kısa sürede canlılıkları sürüyorlar. Belki bunlara başka bir oturumda değineceğiz. Peki tohum nasıl oluşuyor dersek, şimdi ben şunu birazcık büyüteyim. Tohum çiçek içerisinde, temsili çizilmiş bir çiçek örneği var. Bir dişi organ var. Ortadaki uzunlamasına yukarı doğru çıkan organ, dişi organ. Dişi organın tepesinde, dişicik tepesi dediğimiz bir stigma var. Ve styli denen aşağı doğru uzanan, yumurtalığa doğru uzanan bir hat var. Aşağıda yumurta var. Ve bunun etrafında da erkek organlar var. Erkek organların filamenti var, anterleri var. Anterler iki tane teka denen polen keselerinden oluşuyor. Bunlar olgunlaştığı zaman polenler uçuyor, geliyor stigma üzerine konuyor. Ve ondan sonra stigmada çimlenen polen aşağı yumurtaya doğru giderek yumurtayı döllüyor. Bu tabii petal yaprak dediğimiz bu renkli yaprakların görevi güzel olmak. Güzel olmak derken tabii ki özellikle böceklerle ya da hayvanlarla tozlaşan bitkilerde bu yaprakların gösterişi olması gerekiyor ki böcekleri, efendim kuşları, kelebekleri çekebilsin diye. Tozlaşmaya ben örnek olarak şeyi getirdim, mısır bitkisini getirdim. Bakınız bu mısırın dişi organıdır, şu püskülleri. Püsküller 30-40 santimetre uzunlukta olabilir. Ancak şuradaki erkek organ ya da tepe püskülü üzerinden yayılan tozlar, ki burada görüyorsunuz tekaların hemen hemen açılmış ve toz bırakmış bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Bunlar geliyor bu püskülün uç kısmındaki stigma üzerine konarak orada dölleniyor ve bütün hat boyunca yumurtaya kadar giderek orayı döllüyor. Burada buğday ıslahçılarının bir çalışmasını görüyorsunuz. Bir buğday başağı ekseni üzerinde buğday belirli bir olgunluğa geldiği zaman siz onları makasla kesersiniz. Keserken dişi organa zarar vermezsiniz. Kestikten sonra erkek organın stamenlerini bir pens yardımıyla aldıktan sonra getirir onun üzerine başka baba bitkiden almış olduğunuz tozları dökerek bunları tozlarsınız. Bu şekilde melezlemeyi yapmış olursunuz. Aslında melezleme tamamen tabiatta bitkinin yaptığı şeyin insan eliyle bir taklitidir. Taklitten ibarettir. Ve bunun genetiği değiştirilmiş organizmayla ya da o teknolojiyle hiçbir ilgisi yok. Çünkü günümüzde birçok insanlar alelade bir melezlemeyle çıkartılan, klasik yöntemlerle çıkartılan çeşitleri genetiği değiştirilmişlerine karıştırma eğiliminde oluyorlar. Bu çok yanlış. Burada ben size birkaç örnek, birkaç resim daha göstermek istiyorum. Bu bakınız bir çiçek üzerindeki stigma, ki stigmanın üzeri pürüzlüdür ve
özel bir sıvıyla kaplıdır. O özel sıvı dışarıdan gelen polenleri tutabilmek için, polenin oraya yapışması için, düzde olmasının nedeni yine polenleri tutabilmek için. Burada görüyorsunuz birçok polenler çiçeğin üzerine konmuş, stigma üzerine konmuş ve polenler de çok farklı şekillerde olmakla beraber daha ziyade bunlar yuvarlak küresel şekillerde oluyor. Bunu alelade mikroskopla görmemiz mümkün. Hatta bugün Akdeniz iklimine sahip olan birçok ülkede biz birçok familyadan bitkinin polenlerini alsak alelade bir mikroskopla herhangi bir boyamaya falan gerektirmeden rahatlıkla en fazla gördüğümüz şekil, üzerinde diken benzeri, çıkıntıları olan şekil. Bunu ben şeye benzetiyorum, COVID-19 virüsüne benzetiyorum. Bunun dışında bazıları da burada görüldüğü oyuklu oluyor. Onlar da stigmanın üzerindeki çıkıntılara tutunarak yollarına devam ediyorlar. Bu da polenlerin görünüşü. Burada da çimlenmiş olan bir polenin, polen tüpünün ovaryuma gidişini temsil eden gerçek bir fotoğraf görüyorsunuz. Burada yumurta döllendikten sonra yavaş yavaş çoğalma işlemine geçiyor. Ve bu çoğalma işleminden sonra da en son aşamasında tam olgunlaşma dönemi, bir olgun meyve meydana geliyor. Tabii bu meyvenin iki fonksiyonu var. Meyveler biz yememiz için değil, bitkinin neslini devam ettirmesi için çıkmış olan organları. Bunun bir görevi meyvenin tohumları zararlı dış etkilerden korumak. İkincisi, onlar toprağa düştüğü zaman bir süre besin maddesi olarak onların kullanılması. Burada tozlaşma hangi yollarla olur diye soracak olursak, burada iki ana ajan var. Bunlardan birincisi rüzgar ya da yağmur. İkincisi de hayvanlar, ki hayvanların içerisinde böcekler, efendim arılar, kuşlar, yarasalar ve insanoğlu, hatta eşekler, atlar, tabiatta gezinen her türlü yaratık bir çimlenme yardımcısı olarak görür. Ve burada tabiattaki bitkilerle, bitkilerin tohumlarıyla insanoğlunun yetiştirdikleri arasında ciddi bir fark var. Tabiattaki bitkilerin büyük çoğunluğu dışarıdan alıyor tozlarını. Buna biz yabancı tozlaşma, outcrossing diyoruz. Ve bu her dıştan toz alma işlemi sırasında genetik yapıda ufak tefek değişiklikler oluyor. Yeni genetik oluşumlar meydana geliyor ve yeni genetik oluşumlar içerisinde de değişen çevre koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahip bitkilerin olma ihtimali her nesilde ortaya çıkabiliyor. Ki aslında tohum dediğimiz şey canlı, kafası çalışan, kendisini geliştirebilen, bir zekaya sahip olan, bir hafızaya sahip olan bir yaratıktır bu. Tohum, her tohum 10, 15, 20 bin yıl önceki hafızaları, olayları, iklimsel değişiklikleri kafasında tutarak kendilerini o değişikliklere göre geliştirmektedir. Burada rüzgarla tozlaşmaya iki tane örnek, işte bir tanesi daha önce göstermiş, aynı resim değil ama mısır örneği. Bu dış tozlamak zorundadır. Bu da bir sarıçamın erkek organıdır, şu görmüş olduğumuz kısım. Bir sarıçam organına tam tozlaşma zamanına giderseniz, eğer sizde polen alerjisi varsa, ki bazı insanlarda bu vardır, buna hay fever diyorlar, saman nezlesi deniyor Türkçe'de. Bu insanlar çok ciddi şekilde rahatsız olurlar. Çünkü sarıçam anormal şekilde çok fazla miktarda polen yayar. Bu Akdeniz'in harika bitkisi olan sarıçam, ki sarıçam bitkisinin tohumlarındaki hafıza bir örnek olarak gösterilir. Evrimleşmeye, kendini yangından korumaya ya da yangından sonra neslini devam ettirebilmek için tohumların ileriye sıçramasına
ki biliyorsunuz sarıçam yandığı zaman kozalağı açılır ve tohum hızlı bir şekilde 200-300 metre ileriye doğru fırlatılır. Bu aslında bir koruma mekanizmasıdır. Yangın onun kozalağını açar, o kendisini ileri fırlatır, yangından kaçar ve ileride daha farklı bir popülasyon meydana getirir. Tabiat bunun gibi pek çok örneklerle dolu, bitkilerin hafızasına ait. Şimdi ikinci bir tozlaşma aracı böcekler, ki burada görüyorsunuz soldaki böceğin üstüne başına baktığınız zaman kolları, vücudu, kafası her tarafı tüylerle kaplı, ki bu da boşuna değil. Polenleri daha güzel tutabilsin ve bir takım dış etkilerden kendisini korusun diye. Buraya da baktığımızda gene bunun da ayaklarının dibindeki organlarına polen yüklemiş gidiyor. Bu tozlaşmada çok önemli rol oynayan bir hayvan. Burada tabii bazı kelebeklerin çok uzun hortumları var. Dişi organı çok derinlerde olan bitkilere bir tek bunlar ulaşabiliyor. Arıların hortumları belirli bir noktadan sonra ulaşmaz. Ki bu bitkilerle özellikle o kelebek türleri arasında da bir birlikte evrimleşme olayı söz konusu. Kimi türlerin tozlaşmasında da yarasalar rol alıyor. Şu aşağıdaki arı kuşunu hepimiz biliriz. Dakikadaki kanat çırpma adedi dünyada en fazla olan kuş. Uzun bir gagası var ve havada asılı kalabiliyor. Bunların her birisi çok kıymetli tozlayıcılar. Efendim, tabiatta gördüğümüz harikalardan bir tanesi de kimi bitkiler çiçeklerini kendini tozlayan böcek üretmişler ürünleşme süreci içerisinde. Ve bu bitkilerin siz tabiatta gördüğünüz zaman onu böcek zannediyorsunuz. Hatta birkaç defa ben elimi uzatmışımdır o böceği yakalayayım diye ama onun bitkinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Burada bitkinin amacı kendini tozlayacak olan böceği cezbedebilmek. Bazı bitkilerin kendi kendilerini tozlaması mümkün değildir. Buna birkaç örnek verecek olursak, benim yakın çevremde de çok fazla yetiştirilen ayçiçeği kendine kısır bir bitkidir ve bunların tozlaşması için mutlaka yanlarındaki diğer çiçeklerden toz alması ve bu işi de bir böceğin yapması gerekir. Başka bir örnek ise yonca bitkisinin çok ilginç bir çiçek yapısı vardır arkadaşlar. Yoncanın ovaryumunun dibine bir böceğin kolu, bacağı, herhangi bir organı değmeden bu bitki tozlanamaz. O bitkinin hortumu dokunduğu anda bitkinin ovaryumundan bir yana doğru hareket olur ve stigma petal yaprak üzerine kapanır. Bu şekilde yaprak üzerindeki polenleri de almış olur ve bu bir kez olan bir harekettir. Kapanan bir çiçek tekrar geri açılmaz. Buna biz tripping mekanizm adı veriliyor. Tetikleme mekanizması. Bu sadece yoncada değil birçok baklagil türlerinde olan bir durum. Ve siz eğer bu bitkinin yapraklarına, sapına, çiçeklerine sopayla bile vursanız bu kapanma işlemi olmuyor. Dolayısıyla yoncanın neslini devam ettirebilmesi için tabiatta mutlaka ve mutlaka böcek ihtiyaç var. Einstein bu konuda da fikir sahibiymiş ve diyor ki insanoğlu böcekler olmadan ancak 4 yıl hayatiyetini devam ettirebilir. Biraz abartılı olabilir. Yani işte burada da şu noktaya geliyoruz. İklim değişiyor, bunu hepimiz biliyoruz. İklim değişmesi sonucu böcekler de kendilerini farklı ortamlara atıyorlar. Daha serin ortamlara atıyorlar. Ancak bitkiler böcekler kadar hızlı olmadıkları için, onları takip edemedikleri için bulundukları ortamla tozlayıcılarının sayısı azalabiliyor ve önümüzdeki yıllarda bu çok önemli bir
sorun olarak insanlığın karşısına çıkacaktır. Şu anda da çıkmaya başladı. Toplu böcek ölümleri sık sık takip ettiğimiz şeyler. Bir de tohum yayma mekanizmaları bitkilerin çok ilginç. İşte birçok gene burada unsurlar var. Bitkilerin tohum yayması üzerinde etkili olan. Burada doğal olarak en fazla kullanılan yabani bitkilerin bu bir yerden bir yere bir şekilde hareket etmelerini sağlayan kimileri kanatlanıyor, kanat takıyor adeta. Kimileri paraşüt benzeri bir oluşum var onlara bağlı olarak. Rüzgarların bu paraşüt etkisiyle uzaklara, çok uzaklara götürebildiği efendim türler bunlar ki bu türler neredeyse tür sayısı çok az bunlarda çünkü bunlar kıtalar arası seyahat edebiliyorlar en küçük rüzgarla bile. Bu arada olgunlaştığı zaman patlayan ve tohumlarını ileri saçan türler var ki bizim tabiatta en fazla rastladığımız benim Gen Bankası yöneticisi olduğum dönemlerde yabani mercimek toplamak için gittiğimizde biz mercimeğin dibinde bulamazdık. Çünkü mercimek olgunlaştığı zaman o baklayı açar ve hızlı bir şekilde tohumu 2 metre ileri fırlatır. Dolayısıyla siz bitkinin dibinde değil 2 metre ilerisinde ararsınız. Su yoluyla giden birçok türler var. Burada gene 5 kategoride bu bitkileri ayırmış ve onlara örnek veriyoruz. Burada ilginç olan bir nokta da bazı bitki tohumlarının böyle kanca şeklinde oluşumları var. Kancalar insanın, hayvanın, işte koyunun ayağına, bacağına, yününe takılarak kilometrelerce uzaklara gidebiliyor. Ve burada ilginç bir örnek buna Avustralya'daki medik türleri, yani bir yıllık yonca türlerinin Avustralya'ya İspanya'dan koyun ihracı sırasında İspanya'dan koyun ithali sırasında koyunların yününe takılarak geldikleri ve orada çok güzel popülasyonlar yaptıkları bilinen bir durumdur. Bazı tohumların o kadar sivri uçları vardır ki sizin bisikletinizin tekerini patlatabilir. İşte tohum yayma unsurlarından birkaç tanesi. Karıncalar biz bunlara çok teşekkür borçluyuz. İnsanoğlunun ayağına takılıp bir yerden bir yere giden tohumlar, işte ya da yaramaz bir köpeğin üstüne başına takılan tohumlar gittiği yerde yeni bir popülasyon kurar. Şu işte enteresan bir örnek bu. Bu familyaya ait olan efendim Amaranthese familyasının bazı üyeleri, hepsi değil, benim bulunduğum coğrafyada çok fazladır. Bunlar küresel bir şekil oluşturuyor. Olgunlaştığı zaman rüzgar bunları kökünden koparıyor ve bunlar rüzgarla birlikte onlarca kilometre yuvarlanarak gidiyor ve bunlar her zıpladığı, her yere temas ettiği noktada birkaç tohum bırakarak çok uzun mesafelerde tohum yayma işlemini yapıyor. Burada da ardıç kuşunu görüyorsunuz. Juniperus cinsinin birçok türünde insanoğlu değil bunların tohumlarını çimlendirmekte. Ancak şu kuşun sindirim sisteminden geçerek dışkısıyla dışarı çıkan tohum çimleniyor. Gerçi şimdi bunu da çözdüler. Bu hayvanın iç organlarını taklit ederek çözdüler. Size ilginç bir olay anlatacağım. Bundan 6 sene önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Demir Gölü'ne gittiğimde daha önce görmediğim bir bitki gördüm orada. Aldım herbaryum örneklerini getirdik, teşhisini yaptık. Burada bu Solanum rostratum diye bir şey çıktı. Bu bizim Türkiye'nin florasında olmayan bitkiydi. Ve muhtemelen diyoruz, bu Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ilişkisi olan bir üniversite. Çok sayıda hoca var ve hocaların çoğu da Amerika'ya gider gelir. Birilerinin, bir hocanın ayağında, paçasında bir şey getirmiş olduğu tohumlardan oluşmuş bir popülasyon diye böyle bir hikayede koyduk. Tohumların cinsiyeti olur mu konusuna geldiğimiz zaman tohumların, ya bitkilerin de erkek bitkisi, dişi bitkisi var.
Burada en güzel örnekleri işte Antep fıstığı, hurma, cennet ağacı vesaire vesaire gibi bitkiler. Ve tabii ki bunlardan sadece dişi olanlar tohum üretebiliyor. Bu cennet ağacı dediğimiz bitki, bunun erkeği dişisi ve hatta hermafrodit olan tipleri de var. Bu da Antep fıstığının, pistasyonun erkek organı, bu da dişi organı ki Türkiye'de bu erkek organının tohuma benzer oluşumlarından kahve yapılır bazı yerlerde yöresel olarak. Şimdi kimi bitkilerde de erkek organ ve dişi organ bitkinin farklı yerlerindedir. Özellikle pinaseye familyasında bu çamlarda, sedirlerde burada görüyorsunuz erkek organdır bu. Şurada da küçük bir oluşum, dişi organın ilk oluşmaya başladığı dönemdir burada. Az önce göstermiş olduğum sarı çam örneğinde olduğu gibi bunlar patladığı zaman bu polen keseleri gider bu dişi organ üzerine konar ve onu döllerler. Tohumların boyutları inanılmaz derecede değişkenlik gösteriyor. Burada 1 milimetrenin 5-6'da biri kadar büyüklükte olan orkide tohumlarından tutunuz da işte Malvern'deki 18 kilo ağırlıktaki tohum üreten bitkiye kadar tohumlar var. Ki bu çok küçük boyutlu tohumlar oldukça sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle bu orkidase familyasının tohumlarının bir de küçük olması yanında endosperm hemen hemen yok gibi çok az. Bu da embriyoyu besleyecek bir şey olmadığı için bunların insan elinde üretimi de oldukça zor. Başka sıkıntıları da var. Tohumların olgunlaşma süresi bir aydan 2 yıla kadar değişebiliyor. Kimi çöl bitkilerinde bu süre bir aydan daha az. Biz bunlara efemer diyoruz. Bir ay içerisinde yağmur yağıyor, çimleniyor, çiçek açıyor, tohum balıyor, tohum olgunlaştırıyor ve döküyor. Onun fazla zamanı yok. Ama bunlar çok önemli bitkiler, bu efemer bitkiler. Çöl koşullarında yaşayabildikleri için. Benim sizlere anlatmak istediğim konular genel olarak bunlar. Bu bizim çok fazla teşekkür etmemiz gereken yaratıklar, karıncalar. Çünkü onlar gerçek bir tohum avcısı ve götürdükleri tohumun tamamını da kendileri için kullanmıyorlar. Ve özellikle tohum toplayan insanlar için, bizler için olga kolaylık sağlıyor. Siz tabiattan tohum toplamaya gittiğiniz zaman, karınca yuvalarına eşittiğiniz zaman etrafta ne olduğunu bilebiliyorsunuz. Ve ona göre toplamanızı yönlendirebiliyorsunuz. Az önce arkadaşlarım beni uyardı. Benim sarıçam olarak bahsettiğim bitki, şimdi onu sizinle de paylaşayım. Bu bitki kızılçam bitkisidir. Ve hafızası olduğundan bahsettiğim bitki kızılçam yani Pinus brutia bitkisidir. Sunuşu hazırlarken birçok kaynaklara müracaat ettim. Biraz da deneyimlerimizi kullandık. Ancak göstermek istediğim kaynaklardan bir tanesi 1961 yılına ait Amerika Birleşik Devletleri'nin Tarım Bakanlığı Department of Agriculture'ın 1961 yılında yayınlamış olduğu Seeds, Tohumlar adlı kitap. Şimdi bu kitabın ben size içindekiler bölümünü tek tek okumak istiyorum. The Importance of Seeds, The Life Process of Seeds, The Production of Seeds ve bunların her birinde birçok yazarlar farklı alt başlıkları incelemişler. The Processing of Seeds, The Certification of Seeds, The Testing of Seeds ve son olarak The Marketing of Seeds. Tabii tohum o kadar büyük bir ekonomik değer ifade ediyor ki bu işi çok ciddi şekilde Amerikalılar yapmışlar zamanında ve buradaki siyah beyaz resimlere baktıkça ben hala bu resimlerden çok şeyler öğreniyorum ve bu kitabın
yayınlanmasından bu yana 60 yıl geçmiş olmasına rağmen klasik ıslah yöntemlerinden değişen bir şey olmadı. Biz konvansiyonel ıslahlığı yine aynı şekilde yapıyoruz. Şu kitapta olmayan tek şey biyoteknoloji. Onu da eklediğiniz zaman bugün bunu birebir uygulayabilirsiniz. Bu arada yine en çok yararlandığım eserlerden bir tanesi de Türkçe olarak yazılmış olan Tohumluk ve Teknolojisi kitabı ki bu da 2002 yılına ait bir kitaptır. Bu da değerli hocam Profesör Sezen Şihirali'nin bir eseridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.